Sevgili izleyiciler, Seyri Ramazan'da sizler için Avrupa'yı karış karış adım adım dolaşıyoruz. Bütün Ramazan boyunca kim, nerede, ne yiyor, nasıl tüketiyor? Almış olduğu, tüketmiş olduğu gıdalar gerçekten piyasaya gelirken helalinden ya da işte temizliğinden ya da hijyeninden bir ödün veriyor mu, vermiyor mu? Demiş olduğumuz gibi Avrupa'nın her köşesinde adım adım karış karış Seyri Ramazan sizin için bunu araştırıyor. Evet, bugün Darmstadt'ta bir restoranta konuk olduk. Daha çok piyasada tüketilen, en çok tüketilen ürünleri merak ettik. Bunların arasında son dönemde trend olan dürüm ekmeği dediğimiz, hani halk arasında lavaş diye adlandırılan dürüm ekmeği ilgimizi çekti. Bunu konu edeceğiz. Almanya'da en çok tüketilen ürünlerden biri patates cipsi. Yani burada pomus dedikleri, Türkiye'de patates cipsi dedikleri, onu konu edeceğiz. Bir de son dönemlerde müthiş bir trend halini alan falafel dedikleri, yani biraz İsrail kökenli, biraz Orta Doğu kökenli bir gıda, bir tüketim ürünü, nohuttan yapılıyor biliyorsunuz. Şimdi tüm bu konulara değinmek için yanımızda Sultan kardeşimiz var. Önce bir merhaba diyelim. Merhaba, merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Tanıyalım seni biraz. Ben Sultan, burada çalışıyorum, bu restoranda çalışıyorum. Eyvallah. Müşterilerimize hizmet ediyoruz her gün. Çok güzel. Çok memnunlar. Çok güzel. Şimdi Sultan, evet. Konumuz şu aslında. Bugün araştırmak istediğimiz, merak ettiğimiz konu şu. Az önce saymış olduğum bu 3 tane ana üründen burada gerçekten müşteriler tüketiyor mu? Geldiklerinde talep ediyorlar mı? Evet, gerçekten çok memnun kalıyorlar. Hı-hı. Genelde biz dürüm satıyoruz burada. Dürüm, yani dürüm satıyoruz. Tüketimi çok. Pomus çok tüketiliyor. Patates cipsi aynen. Dediğimiz. Aynen, patates çok gidiyor. Grill satıyoruz. Falafel de gidiyor en mu? En çok falafel gidiyor, falafel o da gidiyor. Aynen. Bu konu üzerine konuşacağız bugün. Şöyle mutfağa geçelim. Tabii. Hem ürünleri tanıyalım, hem de bakalım yaparken, uygularken neler oluyor bir görelim. Olur tamam. Mu? Gelin bakalım. Sevgili seyirciler, patates Avrupa'da, özellikle Almanya ve Hollanda'da müthiş tüketilen bir gıda ürünü. Özellikle çocukların ve büyüklerin, yani 7'den 70'e diyebiliriz bu konuda. Bir gelenek. Alman mutfağı bildiğiniz üzere çok zayıf. Hep farklı ülkelerin mutfak kültüründen esinlenerek kendi mutfağını zenginleştiren bir ülke. Ama vazgeçilmezleri patates ve döküyoruz işte böyle. Patates ve sosis kültürü daha çok ağır. Bakalım fritözümüzde pişireceğiz bunu. Nasıl bir şey çıkacak ortaya? Ben de merak ediyorum. Bu arada kumandayı ben aldım elime. Sakınca yok değil mi? Ustalık yapacağız yok, burada. Eyvallah. Sakınca yok. Tabii hadi yapabilirsiniz. Bakalım. Bismillah. Usta, tamam mı bunun sıcaklığı? Deneyeceğiz. Ortalama bir porsiyon bu mu? Aynen. Bunun dolusu mu? Evet. Tamam. Çok güzel. Hadi bismillah. Biraz da sarsacağız böyle. Tahmini kaç dakika kalıyor bu burada? Usta kaç dakika kalıyor burada? 3 dakika yetiyor mu? Çok güzel. Şimdi ben iyi kötü piyasayı araştırıyoruz, soruyoruz. Bazı patates cipslerinde çabuk kızarsın, iyi renk versin diye katkı şekerler kullanılıyor. Doğru mu biliyorum? Herhalde öyle. Doğru. Bunda öyle bir şey var mıdır? Yok. Yok değil mi? Sade, saf, katıksız. Güzel. Bu arada şey konuşalım biraz. Müşterilerimizin çoğunluğu yabancı mı, Türk mü burada? Ya da Türkiye'li mi? Türk geliyor. Ne, en çok neyi tercih ediyorlar? Hangi yemek türünü tercih ediyorlar? En çok grill. Biz ete düşkün bir milletiz. Et yemeye düşkün evet, milletiz. Evet, yanına tabii pomus istiyorlar. Patates istiyorlar. Evet, aynen. Pilav, çünkü şeyden daha iyi, yani pilavdan daha doyurucu. Aynen. Bir de artık bilim açıklıyor her şeyi, evet. Pirinç vücutta şekere dönüşüyor. Doğru. Sakıncalı. Patatesin doyurucu bir özelliği var aynı zamanda. Bu arada sevgili seyirciler, sıcak fena bastı. Böyle sallamamız gerekiyor değil mi arada bir? Daha erken çıksın, daha erken. Daha erken ve birbirine yapışması. Zaten yapışmıyordu. Yapışmıyor. Bakıyoruz. Tamam. Bu pişe dursun. Falafelin oraya geçelim. Biraz onun üzerine konuşalım, olur mu? Gel bakalım. Evet. Geldik şimdi burada falafelimizin karşısına, yanına. Bu da fritözde çok rahat pişiriliyor. Doğru mu biliyorum? Aynen, evet. Yani tavada bunlar falan da oluyor ama fritöz daha böyle hızlı, evet, pratik. Peki bunun ortalama pişme süresi ne kadar? 2 dakika. 2 dakika yetiyor. Evet, 2 dakika güzel yetiyor. Zaten hazır yapılmış bize geliyor. 2 dakikada bitiyor. Eyvallah. Fritözde. Yani sevgili seyirciler, falafel dediğimiz, ki birçoğunuz biliyor, hepiniz biliyorsunuz. Hazır, bitmiş bir şekilde son rütüş olarak ortalama 2 dakika dağlanmış, yani kızgın yağda dediğimiz 2 dakika yetiyor. Fritöz tercih ederseniz çok daha güzel verim elde alıyorsunuz, elde ediyorsunuz. Birazdan bunu da atacağız fritöze. Usta, bu arada lütfen güzel bir tabak istiyorum senden. İyi de bir sunum hazırlamak istiyorum. Bugün aşçılığım üzerimde. Bunu yaparken, o evet, tabaklarımıza güzel bir şimdi sunum hazırlarken bir de bir dürüm yapacağım. Aynen. Bunu benim test etmem hiç önemli değil. Ben yalan söyleyebilirim, taraf da tabii tutabilirim. Ne yapacağız biliyor musun?
tabağımızı hazırlayıp, dürümümüzü hazırlayıp burada bizi tanımayan bir müşteriye gideceğiz. Ona ikramda bulunacağız evet. Ve o müşterinin görüşünü alacağız. Bakalım ne diyecek. Tamam. Olur mu? Olur. Vay ustama bak. Buraya koyarız tabii ki. Bak sen. İşte ne demişler sevgili seyirciler? Ekmeği ekmekçiye verin, bir ekmek de fazla verin. Herkes işinin hakkını veriyor burada. Muazzam bir çalışma düzeni var. Herkes böyle bir makinenin ritmi gibi ne yaptığını biliyor. Ve sevgili seyirciler, ağzınıza layık, krallara layık bir tepsiyle geliyoruz. Burada tesadüfen masada oturan müşterilerimize ikramda bulunacağız. Efendim merhabalar. Kolay gelsin. Öncelikle Show Türk'ten geliyoruz. Hemen akabinde 3 ürün deneyeceğiz burada. Falafel, dürüm ekmeği ve patates cipsi yani pomus. Ve jest olsun diye firmamızdan da yani şirketimizden de buradaki lokantadan et çeşitlerimiz var, ızgara falan. Ve hepinizden ricam test ettikten sonra kararınızı söylemeniz. Evet efendim, afiyet şeker olsun. Biz yokmuşuz gibi davranın, afiyetleyin. Sonra cevaplarınızı merak ediyoruz. Buyurun bakalım. Hiçbir şey denemeden, ağzına başka bir lezzet değdirmeden yani et, patates, baharat bir şey sadece ekmeğin tadına bakıyor. Bence bir jüri için çok profesyonel bir davranış. Çiğnedin. Harika. Şimdi merak ediyorum. Çok güzel tadı. Hı-hı. Sert de değil yani yumuşak. Hı-hı. Beğendim. Yan taraftaki ablaya geçiyoruz hemen. Sanırım siz patatesle başladınız. Patates ve falafla başladım. Oh, çok iyi. Çünkü genelde tercih ettim ve çok severek yedim yemekler burada. Hı hı. Patates sanırım şu an evde yapmış kendim taze hazırlamışım o gibi o kadar lezzetli. Eyvallah. Falafel da öyle. Hı hı. Yani taze yapan nasıl yapıldığını bildiğim için. Evde de yapıyorsunuz siz. Evde evet yapmaya çalışıyorum ve bilen bir arkadaşımla aynı o tadı lezzeti aldım. Ve üstelik şu an yufkanın içine sarıp yemeğe de devam etmeyi düşünüyorum. Yani aslında bir anlamda bayadım. Ürünlerimiz ev hanımlarına kolaylık sağlıyor. Evet. Zaman anlamında. Evet. Afiyet şeker olsun. Teşekkür ederim. Etler şirketimizden. Teşekkür afiyet ederim. Olsun. Hemen bu tarafa geçiyoruz. Sıra size geldi tekrardan. Evet. Denediniz mi? Denedim. Çok nasıl lezzetli. Buldunuz? Hangisini başladınız? Yufkayla başladım. Nasıl çok buldunuz? Yumuşak, taze. Eyvallah. Ev yufkasını andırıyor. Hı hı. Ev yapımı. Pomusu çok lezzetli, falafı, hepsi çok süper, çok beğendiniz. Güzel. Beğendim, çok memnun kaldım. Peki, yüzlerinizdeki ifadeden aslında anlaşılıyor. Tavsiye edecek misiniz? Kesinlikle. Harika. Kesinlikle. Sevgili seyirciler, görmüş olduğunuz gibi jüri kullanarak yaptık bu işi. Ürünlerimizi denettik, kendi elimizle pişirdik. Ortalama pişme sürelerini verdik, hazırlanma sürelerini verdik. Ne diyelim, bütün Ramazan boyunca afiyet olsun. Seyir Ramazan sizin için devam ediyor.